Bir çift eş diskusumuz daha geldi. Bunlar da yumurtluyorlar. Hobyhanemde diskus sayısı artıyor. İki kök kripto kordumuz geldi. Şimdi bunu iki akvaryuma dağıtacağım ben. Çok güzel bir görsel yapacağız. Amazon hançerlerini şöyle yerleştirdik akvaryumlara. A kalite albino fülletlerimiz geldi. Geçen partinin devamı gerçekten üreten arkadaşın emeğine sağlık. Mükemmel balıklar. 20 çift daha geldi. LD16 tül kuyruk vatozlarımız geldi onlarla birlikte. Tropeuslar hemen üzerindeki sakal yosunlarını tam bir inek gibi sıra sıra yemeye başladılar. Direkt temizliyorlar. Artık sakal yosunu olan akvaryumlara tropeus koyuyoruz. Evet. Kısa bir ara demeyeyim de uzun da değil, orta bir aradan sonra L236'lar tekrardan hobyhaneye giriş yaptı. 3 adet L236'mız hobyhanem sularına alışmaya çalışıyor. 519'larımız geldi. Pardon, bunlar 306'lar. 519'lar burada. L37 honey kamplar. Bunları şimdi diskusların yanlarına koyacağım. Güzel bir küp dizaynı yapacağız bunlara. Zaten ikişer üçer tane diskus var. Sular sıcak. Birlikte yaşamaya çok uygunlar. Diskuslar zaten çok fazla yem yemediği için yere düşen yemleri de bunlar yiyecek. Uygun bir kombin olacak, öyle diyeyim. Şimdi bir küplerini yerleştirelim. Vatozlarımızı yerlerine yerleştirdik. Rahatça takılabilmeleri için saklama alanlarını da yaptık. Plakotürk'ün tuğlaları ve saklama alanları balıklar için çok güzel oluyor. Ben bir şey üretmeyeceğim dedikçe hobyhanede herkes kendi kendine üremeye başlıyor. Kerevitler çiftleşiyor şu anda da. Japon yavrularımız kocaman oldu. Yavaş yavaş Japon şekline gelmeye başladı. Çift kuyruk olanların kuyrukları büyümeye başladı. Çoğunluğu arkada toplanmış. Deli gibi artemiye yiyorlar. Artemiye yiyince karınları kıpkırmızı oluyor bunlar. Hobyhanem park bahçe bu akşam da çalışıyor. Yeni bitkilerimiz geldi. Onları güzelce bitki akvaryumlarımıza dizdik. Alibiyoslar geldi. Hepsi saksıya yerleştirmiş halde. Cecilia filiora, parvula. Bunlar eskiden kalan bitkiler. Saz zaten burada aldı başını gidiyor. Her zaman burayı çok seviyoruz. Gibermona da kumu. Şu akvaryumları da yavaş yavaş böyle şekillendirmeye başlıyoruz. Ufak dizaynlarla güzelleştirmeye çalışıyoruz. Maşallah burada çok güzel lepistes yavruları var. Burayı da lepistes otu sarıyor. Aküel ürünlerimiz, ısıtıcılarımız, filtrelerimiz, hava taşlarımız, check valve'lerimiz geldi. Yaz gününde, kavurucu yaz gününde ısıtıcı stoklarımızı yapıyoruz kış için. 500 wattlık ısıtıcı. Bu gerçekten bir efsane. Hava taşları boy boy, dereceler, check valve'ler, iç filtreler hobyhanem stoklarına eklendi. Orange Venezuela kulidoraslarımız geldi. 15 adet. 10 tane CV125 Aspidoraslar geldi, domuzluk boy. Küçüklü büyüklü güzel meleklerimiz geldi, karışık grup. Pinoylar var içinde. Yelken yüzgeçler, yarasa yüzgeçler var. Bir tane Apistogramma kakadu geldi.
Geri kalanlarını yukarıya koydum. Yine küçük grupların devamı burada. Ben bunları şimdi renklerine ve türlerine göre ayıracağım. Ayrı ayrı akvaryumlara koyacağım. Şunlar da büyük grup. Bunların içinde efsane balıklar var. Yüzgeçleri inanılmaz büyük, uzun. Onları bir ayıklayalım bakalım. Efsaneler geldi. Karışık malavi cikletler. Bunlar 7-8 santim. Bunlar 10-11 santim. Renkler, formlar, boylar efsane maşallah. Bu cikletlerin bu kadar mükemmel renklerde olmasını sağlayan yemler. Muhteşem renklerde. Ciklet, malavi ciklet grubu veya bütün ciklet grubu. Hatta büyük ihtimalle bütün balıkların rengini güzelleştiren yem. Obeanem stoklarında. Cikletlerimiz yeni akvaryumlarına giriş yaptı. Tam onlara uygun bir akvaryum oluşturduk. Bol küplü, içlerine girip çıkabilecekleri, saklanacakları alanları var. Yürüyebilecekleri alanlar var zaten. Bütün balıklar damızlık boy. Yani en küçüğü bile damızlık boy. Artık büyükleri show boy diye geçiyor bunların. Maşallah renkler efsane. Bir koli balık İstanbul yolcusu. Küçük albino henkelinden hepsi. Normal henkeller, Mylius setigerler İstanbul'a doğru gidiyor. Kocaman bir koli yaptık. Bütün balıklar tek tek paketli. Setigerlerin bazılarını ikişer tane paketledik. Geri kalan bütün balıklar tek tek paketli. Sağ salim ulaşması için güzelce paketledik. Evet, balıkları renklerine göre ayırarak yerleştirdik. Siyah pinoyları orada, silver tüller burada. Aynı şekilde silver küçükler burada. Pinoy küçükler burada. Bir de boylarına göre en küçük olanlar vardı. Hem silver hem pinoylardan. Onları buraya ayırdık. Aspidoroslarımızı buraya koyduk. 13 Venezuelalarımız da burada. Apstoy'u da şurada bir benim karma tank var. Oraya attık. Böyle parça parça farklı yerlerden gelen transgenetik melek, Ramirez'i, bunları buraya toparlıyorum. Balıklar sağ salim yerlerine yerleştiler. Gökkuşakları yine aktif. Afinis pakviler. İki erkek hem birbirine güç gösterisi yapıyor hem dişlere güç gösterisi yapıyorlar. Vücutlarındaki desenler çok güzel ortaya çıktı. Yunuslarımız geldi 30 adet, 3-4 santim boyunda. L59 plakolar geldi. Bunların üstünde çilleri var, beyaz beyaz. Şimdi tam ışıklar açılmadığı için net görünmüyor. Ama belli oluyor üzerlerindeki beyaz noktalar. Beyaz menek değil, balığın deseni bu şekilde. L59 plako. Üreyen balıklar kervanına guana akaralar da katıldı. Bir dişi bir erkek yumurtluyor. Tabi diğer diapaguslar onların yumurtalarını yemekle uğraşıyor. Karma akvaryumda üretim her zaman zor. Onlar da yumurtalarını korumak için çabalıyorlar şu anda. İnsan şunu görünce korkuyor. Ama halbuki sadece kabuk değiştirmiş. Büyüdüğü için eski kabuğunu atıyor. İlk gördüğünde öldü sanıyorsun. Halbuki sadece güzel bir şey için büyüdüğü için kabuğunu değiştirmiş oluyor. Mavi prenses çikletlerimiz geldi. Maymun kafa bitmişti. Tekrar 10 tane daha getirdik. Obeanede koleksiyondan eksik kalmasın dedim. Farklı tür cikletler her zaman keyifli oluyor.
Deme son ciklettir. Mavi güzel çizgili. Her zaman birçok kişinin hoşuna giden bir tür. Süper red düz kuyruk. Vatozlar içinde Lays 44 mavi gözler de var. 3-4 santim boyunda. 7-8 santim boyunda damızlık altı. Cinsiyetleri belli olmuş. Siyah tül vatozlarımız. Bunları da bu süper redlerin yanına koyacağız. Güzel bir ciklet set, vatoz seti olmaya devam ediyor bu akvaryum. Buradakiler bu kadar, yukarıdaki var. Çok güzel formda Red Dragon Lepistesler geldi. 20 çift. Aynı şekilde 20 çift Black Metal Snake Skin Lepistesler geldi. Küçük oranda kırmızı Japonlarımız. Neon Tetra. Ve son olarak Black Shulzai Koyucular Aslarımız geldi. Bir de açılmayı bekleyen tam 30 kilo Black Flame köklerimiz var. Bunlar şimdi böyle dursun bakalım. Büyük ihtimalle bunları tek tek fotoğrafını çekip ölçülerini belirleyip internete koyarız. Önce balıklarımızı açalım. Allah, monolar birkaç saat içinde hemen yerlerine alıştılar. Videoda hatırlarsanız simsiyahlardı. Güzel renkleri, green üzerine siyah çizgileri çıktı. Bu seriyi böyle enteresan balıklarla doldurduk. Çin ejderleri, arguslar. Güzel bir set oluyor burası. Bir de burada ay kılıçlarımız var. Bunları göstermiyorum. 5 tane L333 white line'ımız geldi. 15 tane de klasik L333'ümüz geldi. Onlara böyle güzel güzel akvaryumlar yaptık. Tek başlarına yaşayacaklar. Artık bolca akvaryumumuz olduğu için her türlü bir akvaryumda bakabilir hale geldik. Gerçekten bu konuda çok mutlu hissediyorum kendimi. Diğer türlü hep bir sıkıntı çıkıyordu başka balığın yanında başka balık koyunca. Rahat rahat besleyebiliyoruz balıklarımızı. Kutulatus Amerikan cikletler de bayağı güzelleşmeye başladı. Renkleri gelmeye başladı. Bunların morlu sarılı bir rengi oluyor büyüdükleri zaman. Şu mesela bayağı fosforlu bir hallere büründüler. Amerikan ciklette böyle küçükken bir şeye benzemiyorlar. Büyüdükçe güzelleşiyorlar. Yanlarında gene Rainbow Ciklet Boy. Birkaç Midas var. Bir tane Green Terror var. Amerikan karması. Gold Grommy, mavi 3 noktalı Grommy, inci Grommy ve dev Grommy'lerimiz geldi. Yine çok uzun bir süreden sonra monolar geldi. Acı su balıkları. Aşağıda bir kere daha almıştım. Yeni hobyhaneye yakışır. Burası zaten biraz şöyle enteresan acı su balıklarıyla ilerlemeye devam ediyor bu sıra. Bir de şimdi tüküren okçu balığı eksiğimiz kaldı. Onu da bulduğum takdirde alacağım. Kuhlilerimiz geldi. Kaplan kuhli, bilek kuhli ve gold kuhliler var. Red Tuxedo koyu lepisteslerimiz geldi. Ve son olarak Julie kuhli rastlar geldi.